Evet, buyurun. Parti programından da bahsetmiş oldunuz aslında. Ben sormadan geniş bir yelpazede anlattınız kuracağınız partinin amacının, hedefinin ne olduğunu. Hatta. Biraz kurmay kadrodan da az önce altını çizdiniz. Bunları kabul eden ve bunları diye tabir ettiniz ama mesela kurmay kadroda kimleri göreceğiz? Biraz daha spesifikleştirelim mi? Mesela nasıl bir program var önümüzde? Mesela önümüzde bir yerel seçim var. Oraya nasıl hazırlanıyor? Evet. Şimdi tabii daha bizim partimiz tüzüğümüzü yazdık. Hı hı. Biz programa tasarlama diyoruz. Hı hı. Atatürk'ün dil devrimini de sürdürmekten yanayız. O da bırakıldı. Biz aldık, o bayrağı da dalgalandırıyoruz. Dolayısıyla tasarlama varken niye program diyeyim? Kazak Türkleri de kendi dillerine göre badarlama diyorlar. Yani ben onlardan da sözcükler alıp, yani diğer Türklerden de sözcükler alıp Türkiye Türkçesine koyuyorum. Sessiz ve derinden. Evet, biz 40 kişiyle partiyi kurduk. 40 kişiyle çabucak kuralım diye. Hı hı. Daha fazla açılmadan. Çünkü parti kurmak da zor. Yani tüzüğü yazacaksınız. Tasarlamayı yazacaksınız. Her sayfasını kurucular imzalayacak. Onlar beşer belge getirecekler. Ya birçok kırtasiyecilik var o işte. Bir an önce kuralım. Birinci dalga olarak kurucularla başladık. Kurucularımız için de Nabi Kemal Zeybek biraz tanınmış bir kişidir. Yani ama bizde tek adam saltanatı olmayacak. Yani ileri demokrasi bizim ilkelerimizden birisi. Yani tasarlamamızın 5 devrimi var. 5 devrimi yapacağız. Birisi de ileri demokrasi. Bugün partilerde tek adam saltanatı vardır. Bir adam genel başkanı oldu mu bitti. Bir daha bırakmaz. Ömür boyu orada. Ya kardeşim nedir senin başka bir hayatın yok mu? Diyeceksiniz ki sen bırakacak mısın? Ben Demokrat Parti Genel Başkanı iken baktım ki olmuyor ya. Buradan bir şey çıkmaz benim açımdan. Topladım genel idare kurulu. Dedim ki kardeşler ben ayrılıyorum. Kimi istiyorsanız seçin. Demek ki bir örnek olayım var. Yani ben ayrılabiliyorum. Sonra Demokrat Parti Genel Başkanı iken birisi sordu bana gazeteci. Dedim ki bakarım olmuyorsa ayrılırım. Ne olur yani başka hayatınız yok mu? Genel Başkan ne yapıyor? Genel Başkanım ben diyor. Gitmem. Sonra Genel Başkan alıyor 600 milletvekili adayını eşi dostuyla yani geçmişte kimisi karısıyla kimisi kocasıyla filan ya da çok yakınlarıyla seçiyorlar. Sonra bunları halkın önüne çıkarıyorlar. Onlar seçiliyor. Yani seçen aslında genel başkanlar. Genel başkan mutlak hakim. Eleştirilemez. Beğenmediğinde atıyor. Karşı görüşü olan olunca hemen atıyor. Demokrat Parti'den Süleyman Soylu'yu atmışlardı. Benden önce Süleyman Soylu bir ara Demokrat Parti Genel evet. Başkanıydı. Hatta o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na ciddi eleştirilerde bulunuyordu. Oo, hem nasıl? Bu arada mahkemeye gitti, kazandı. Benim yardımcılarım dedi ki efendim Yargıtay'a gidelim, yani temiz edelim dedim. Ya hayır, niye atıyorsunuz? Niye yani? Farklı fikri varsa gelsin. Telefon açtım. Dedim ki Sayın Başkan temiz etmeyeceğim, gel partine. Dedi ki bu sizin telefonunuz benim ve ailemin hayatındaki en büyük şereftir falan dedi ama gelmedi. Başka planı varmış falan. Yani demek istediğim bu ülkede gerçek demokrasi de yok. Önce demokrasinin partilerde olması lazım. Onu sağlayacağız. Evet, yani iddialarımızdan birisi bu. İkinci olarak yani yerel seçim demiştik. Yerel seçime yetişmeyebiliriz. Hı hı. Yani çok öyle acelemiz yok. Peki, ne yaparız? Türkçü adayları destekleriz. Türkçü Atatürkçü adayları destekleriz. Belki bazı yerlerde de gireriz. Ama yetiştirebilirsek de duruma göre bakarız. Şu anda bir şey söyleyeyim ama bir de tek başına ben karar veremem. Bizim benden başka kurucularımız var. Sonra genel idare kurulumuz olacak. Onlarla birlikte karar veririz ve seçime gireriz ya da girmeyiz. Ama önümüzde milletvekili seçimleri var. Yakında cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. 1-2 yıl içinde. Öyle mi tahmininiz? Öyle. Niye peki? Niye böyle bir tahminde bulunuyorsunuz? Neye dayanarak bunu söylediniz? Şuna dayanarak. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözlerine yakından bakıyorum.
Hani bir Nebati diye bitkisel bir bakanımız vardı. Hı hı. Nebati bitkisel demek biliyorsunuz. Adı Nebati de kendi de bitkisel bir bakandı. İşte gözlerime bakın falan diyordu. Baktım gözlerine, hiçbir şey yoktu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözlerine bakıyorum. Hayır, o ya bırakacak ya bırakacak. Götüremez daha fazla. Ya bir insanın sırtına... ekonomiye baktığınızda bunu söylüyorsunuz. Yoksa işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz seçim öncesinde bazı sağlık problemleri vardı. Bunun da üstüne gelmesiyle mi söylüyor? Biraz daha... Götüremez. Bir insan yani ona, şahsına ve Türkiye'ye çok büyük kötülüğü yaptı MHP Genel Başkanı. Devlet Bahçeli. Hem Türkiye'ye hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine çok büyük bir kötülük yaptı. Türkiye'ye bir bu garip, ucube, eşi benzeri olmayan, dünyada benzeri olmayan, adına başkanlık sistemi denen sistemsizliği getirdi. O istedi, geldi. Yani o destekledi, geldi. Bir adamın sırtına bu kadar yük yüklenir mi? Yani hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem Parti Genel Başkanı, hem Fon Başkanı, Varlık Fonu Başkanı. Efendim, hem her şeyin başkanı. Hepsi kendi istediği için başkan bu arada. Yani bunu Sayın Devlet Bahçeli ile istedi veya o yaptığıyla açıklayamayız bence. Tabii ki. Bunların hepsini kendi istedi. Yani evet. Bu tek adam, tek adam kontrolünü kendi istedi. İstedi, zannetti ki böylece her şeyi düzeltebilecek. Çünkü ben ekonomistim falan dedi. Yani ekonomistim demek o kadar kolay bir şey değil. Onun ekonomistliği vakti de Erbakan Hoca'nın anlattığı bir ekonomi kuramı vardı. Ondan öğrenmiş. Erbakan Hoca mitinglerde şunu anlatırdı. Her şeyin suçlusu faiz. Faiz sebep, enflasyon sonuç tezine enflasyonda mi pahalılık, her şey. Hatta ayakkabı örneğini verirdi ve ikna ederdi toplulukları. Gördüm yani ben böyle birkaç yerde valilik balkonundan onun mitinglerini izledim ve gördüm. İkna ediyordu topluluğu. Güzel anlatıyordu. Tabi Erbakan çok iyi yetişmiş. Yani bir profesör ve bir teknik profesör falan. Almanya'da da bulunmuş. Orada da bir takım şeyler öğrenmiş falan ama propaganda sanatında da ustaydı. Şimdi diyor ki Erbakan, faiz olmazsa 100 liraya giyeceğiniz ayakkabı 20 liraya giyersiniz diye anlatıyordu. Böyle karmaşık bir mekanizmayla.